Herkese merhaba arkadaşlar. İyi pazarlar. İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Bugün 3 tane koşu var. Açıkçası Adana yarışlarını erken almalarını şaşırdım. Çünkü Adana çok sıcak bir yer. Saat 12'de orada yarış koşmaları bence biraz atlara eziyet. Neyse biz İstanbul tahminlerinin yarışlarına başlarız. 2 tane altılı var. Güzel altılılar. Hemen ilk koşudan başlayalım. Yani kulaklık takısı taktı iki yarışında 7 numara Peligrosa ve son yarış için de fena değil ama kulaklığı çıkarınca sanki daha iyi koşuyor. Sonlarda güçlü gelecektir. Saadettin bu yarışı iyi idare edebilirse bu yarışı kazanabilir. İlk rakibi 4 numara My Secret Love ilk yarışında 3 boy kadar startta kaldı. Sonlardaki atakları çok güzeldi. Yarışın başında adaptasyon problemi yaşadı. Bugün çalışmaları fena değil. Çok güzel bir orijini var. Victory Galop Lovely Doin. Çok güzel bir orijin. Eğer aradaki yani 44 günlük zamanlar etkilenmezse bu yarışta söz sahibi olacaktır 4 numara. 7 ve 4 önde. Bu Ankara'dan gelen atlara baktığımızda 6 numara 14 Şubat'ın derece olarak biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. Üçüncü at olarak onu tavsiye ediyorum. İdareli gidebilirse muhtemelen 2 numara Eloise kaçacak. Onu takip edip düzlüğe doğru hamle yapabilirse yarışta söz sahibi olabilir ve son at olarak da 2 numara Eloise diyorum. 2 numara Eloise de dil bağ takmış. Son yarışta son yüzlere kadar falan geldi. Bugün farklı bir yarış yapabilir. 7-4-6-2 bir de burada kapalı kutu bir at var. Yani Vedat Abiş bilmemiş mi, bindirmemiş mi? Genelde İzzet Aksoy'un atlarına o biniyor ama Anadolu Ceylan'ı da yani son Kocaeli yarışını saymazsak bir önceki Çim yarışında fena değil derecesi yakın yani grupta. Belki kumu yapamadı. Çim'de etkili olabilir. Onu da sürprizden yazalım. Zaten iki tek vereceğim ilk altılı da. Sürpriz yapabilir. 7, 4, 6, 2, 1. İkinci koşuda yani denk atlar bir arada gibi. Biraz Rampage sanki rakiplerinden daha iyi görünüyor. Perfect Runner son Kocaeli iyi bir sürpriz yaptı geldi. Şarlatan da ufacık at mesela son yarışta 2000, ben yazmamıştım. Son yarışta 2400'de startta kalmasına rağmen çok rahat geldi. Deli Tahir eli kulağında her ne kadar çimi yoksa da Kaan da Sola yine öyle. O yüzden ben burada şöyle bir sıra veriyorum size. 3 1 4 2 5 6. 3 1 4 2 5 6. Küçük oynayarak arkadaşlar 3 1 daha sonra 4 2 6 5 ve 6 arkadaşlar. Yani hepsini yazıyoruz ama küçük oynamak, kısa atlı geçmek isteyen arkadaşlar 3-1-4 sırasını değerlendirebilirler. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde muhtemelen de büyük favori çıkacaktır ama 2 numara Horus rakiplerine göre daha üstün görünüyor. İlk gösterdiği ilk iki yarıştaki performansına göre kazanması lazım. Bank olarak öneriyorum ben 2 numara Horus'u bir şekilde potayı önde geçecektir diye düşünüyorum. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde son İlk çim yarışı ve son sentetik yarışı fena olmayan 5 numara Santorini'nin hem öne gidip hem geriden gelebilme özelliği var. İlk yarışında kaçıp tekrar tazeleyip 3. kalmıştı. Güçlü gruptu. Bu kez sentetikte de geriden geldi. O gün herhalde yanlış hatırlamıyorsam Lady Dalak'a çok hızlı çıktı. Zaten yarışın başında yarışı kazandı. O gün biraz da arası vardı. Bugün önlere yakın gidip düzlüğe doğru hamlesini yapacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer öne giden olmazsa kendisi de yarışın temposunu belirleyebilir ama herhalde bir numara Captain Fest hızlı bir at o gider diye tahmin ediyorum. Onu 2-3 takip eder. 5 numara Santorini yarışın en şanslı atı benim gözümde. İlk yarışında 2 numaralı Jack Paradise da sonlarda güçlü gelmişti. Aynı sprinti yapabilirse Santorini'nin rakibi olur. 5 ve 2 buradaki sizlere tavsiyem. Beşinci koşuya geldiğimizde zor bir yarış olduğunu söylemem lazım. 3 numara bu ve takibimizde olan ve son yarışlarında kıpırdayan bir at yakın ara geliyor. Bugün bu uygun grupta yarışı kazanabilir. Ekürüsü Josephine de var. 3 numara bu ve bence yarışın en şanslı atı ama burası zor. Çok at önereceğim. Eğer 3 bu ve gelmezse yarış karışır. 6 numaralı Watashi no Kiseki. 1 numara Fearless de bu gruptan kalite ama son yarışları biraz kısaydı gerçi son yarışı ama etkili olabilir. 7 numaralı Asude Sultan fazla startta kalmazsa son yarışta biraz kıpırdadı. 15 numaralı Titanium. Bu hatta son yarışta startta kaldı. Gökhan Bektaş fazla yüklenmedi. Bugün 50 kilo. Son yarışta 60 kiloydu. Dikkat edin 15 numara Titanium'a. 10 numara Everness. Tam böyle bu mesafeleri seviyor. 11 numara She is the One. 12 numaralı Bitlis incisi.
16 numara Scrapper Girl ve 14 numara Sirius diyorum. Tekrar ediyorum. Önce 3 numara bu ve 6, 1, 7, 15, 10, 11, 12, 16 ve 14 arkadaşlar. Şimdi geldik 6. koşuda. Bu ilk altılı ve ikinci altılı için tekimiz burada 6 numara Kubilay Bey. Hem önlere yakın gidiyor. İstese kendi numarayı alıp gidiyor. Tekrar tazeliyor. Son yarışları gayet güzel. Son yarışta Kumma gibi bir atı 600'de geldi, takip etti. Tabii ki onu ayıramayınca onlar da bırakır gibi oldu ama dördüncülüğü kaybetmedi. İyi bir at. Sakalaydın eski gücünde görünmüyor. Cevherizade startta kalıyor. Aksakal ve Arapoğlu'na mesafe kısa gelebilir. Bir de Kubilay Bey'in kalitesi de değil açıkçası bunlar. Yani büyük bir aksilik olmazsa ya çıktığı gibi gelecektir ya da Kızılvazı'yı düzlüğe kadar bekleyip düzlükten sonra hamlesini yapacaktır. İlk defa 1600'e çıkıyor. 1400'den yukarı koşmamış ama 200 metreyi tölere eder diye düşünüyorum. Büyük bir aksilik olmazsa bu koşuyu kazanır diyorum ve bank olarak öneriyorum 6 numara Kubilay Bey'i. Geldik 7. koşuya. 7. koşuda 5 numara Ballı Kaymaklı. Son yarışta biraz Müslüm Çelik'in bindiği at Legaleyden'in biraz faullerine maruz kaldı sonlarda ve 4. kaldı. Bugün de Dilbağ mı denediler? Bir bakayım hemen. Evet, Dilbağ ile fena koşmadı diye tahmin ediyorum. Evet. Açıkçası bugün mesafe biraz uzasa da etkili bir yarış bekliyorum 5 numara Ballı Kaymaklı'dan. 3 numara Suskun Prens. Koştuğu ilk günden beri hep mesafe istediğini söyledim. Bu kez mesafe uzadı. Yarışın başlarında ısrarla teşviğe gerek kalmayacaktır. Sürekli start verilir verilmez bu ata teşvik veriliyor ve at gücünü harcıyor. Bu kez 1600 olduğu zaman yarış o kadar hızlı başlamayacak. Ve istediği şekilde gidecektir. Düzlükte de hamlesini yapacaktır. Bir de burada 6 numara Mucize Kız var. Son yarışında gereksiz bir şekilde Mehmet Akyoğuz çok erken öne geldi ve Hermione Granger'ı takip etti. Onu rakip görmüş belli ki. Düzlükte o yüzden dama dedi ama yakın ara dördüncü. Bence bu grubu geçebilir. Dikkat edin. 5-3-6 arkadaşlar. Geldik 8. koşuya. Baktığımızda 2000 metrede kilo farklılıkları var. Biraz da atlar birbirine denk gibi görünüyor. Ben burada ayırt etmeden 1-2-3-4-5-6-8-9 diyorum. 1-2-3-4-5-6-8-9 ters bir netice alınabilir bu koşuda. O yüzden bu atları yazmanızı tavsiye ediyorum. Günün 9. koşusu 18 atlı bir yarış. Zor bir yarış ama 5 atla geçmeye çalışacağız. Bu konu gereğinden fazla büyütmem adına. 10 numara Strawberry Girl. Son yarışta da önerdim. Fena koşmadı. Banko önermiştim. 4. kaldı. Bu kez sentitiği çıkıyor. Bu at yine söylüyorum Alihan'ın anneden kardeşi. Alihan'ın da sentitik performansı ortada. 3-4 gidip düzlüğe doğru hamlesini yaparsa son günlerin başarılı ablantısı Görkem Özçelik de yarışı kazanabilir. 1 numara Karakiyolo istikrarlı koşuyor. Burak Akçay'la iyi koşacağını düşünüyorum. 4 numara French Cadet son yarışı fena değil. 15 numaralı Cantante yine son yarışı fena olmayan bir diğer at. Ve 18 numara Hoca Meydan da geçen yarışında da diyordum. Fiziği falan çok güzel. Gökhan Gökçe ile tekrar biniyor Gökhan Gökçe. Etkili bir yarış yapabilir. 11, 4, 15 ve 18 arkadaşlar. Hepinize İstanbul yarışlarında bol şanslar diliyorum. Şans yanınızda olsun. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesaj ve yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.